Evet, enzim miktarının değişmesi dedik arkadaşlar. İkinci özelliğimiz de enzimin çalışmasının değişmesi. Yazalım bunu da. Enzimin çalışmasının değişmesi. Şimdi ne olacak bakın. Enzim miktarının değişmesi şöyle etkiliyor. Hani enzim substrat uyumu falan dedik ya, bir grafik çizdik. İşte sınırsız enzim, sınırsız substrat varsa ne oluyordu? Tepkime sürekli hızlanarak devam ediyordu. Ama enzim miktarı artırılırsa, substrat sabitken enzim miktarı artırılırsa ne olacak? İşte substrat bittiği anda reaksiyon duracak. Yani enzimin artması bir süre tepkimeyi hızlandırır. Enzimin azalması da arkadaşlar tepkimeyi yavaşlatır. Dolayısıyla enzim miktarının değişmesiyle ilgili bunu yazacağız. Yazalım isterseniz. Şöyle yazalım. Enzim miktarının artması tepkimeyi hızlandırır. Azalması tepkimeyi yavaşlatır. Şimdi bu zaten bizim bildiğimiz bir şey. Bizi burada ilgilendiren enzim çalışmasının değişmesi. Burada arkadaşlar birkaç özellikten bahsedeceğim. İlk önce allosterik enzimlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Allosterik regülasyon dediğimiz bir olay var. Hatta bu çıkmış sorudur. Tam olarak kaçıncı sene hatırlamıyorum ama 2013 ya da 2016 olması lazım. Allosterik enzimler. Nedir allosterik enzim? Arkadaşlar, allosterik enzim şudur. Allosterik başka bir yere ait demektir. Yani başka bir yere ait, yani aktif bölge dışında farklı bir yöne bağlanan moleküller ne yapıyor? Reaksiyonu yavaşlatıyor. Bu bölgeden ayrıldıktan sonra da arkadaşlar reaksiyon devam ediyor. İşte allosterik regülasyon dediğimiz, yani allosterik düzenleme bu şekildedir. Bunlara da biz ne diyoruz? Allosterik enzim diyoruz. O zaman ilk önce yazalım. Allosterik ne demekmiş? Başka bir yere ait demekmiş. Başka bir yere ait anlamında kullanılır. Allosterik kelimesi arkadaşlar. O zaman bunun aslında açıklaması ne? Aktif bölgeden başka bir yere bağlanıyor. Tamam mı? Buradan gelecek aklınıza. Aktif bölgeden başka bir yere bağlanarak reaksiyonu yavaşlatır arkadaşlar. Bir madde bağlanıyor tabii ki. Reaksiyonu yavaşlatıyor. Bu bölgeden ayrıldığı zaman da reaksiyon hızlanıyor. Bu bölgeden ayrılınca reaksiyon hızlanır. Reaksiyon hızlanır. Arkadaşlar mesela örneğimiz şu olsun. Hani bizim A maddesinden B, B maddesinden C, C'den de D ürettiğimiz bir tepkime zinciri vardı. Bunlar birbiriyle takım halinde çalışan enzimlerdi. Şimdi bu A'dan B üretimi sırasında, işte B'den C, C'den de D üretimi sırasında tepkime hızla devam ediyor. Ne oluyor bakın? Bir süre sonra ortamda D maddesi birikmeye başlıyor. Bu D maddesi gidiyor. Enzimin allosterik bir kısmına bağlanıyor. Yani aktif bölgeden farklı bir yerine bağlanıyor ve enzimi yavaşlatıyor arkadaşlar. Enzim yavaşladığı için ortamdaki D maddesi gittikçe azalıyor. Daha sonra bu D maddesi enzimin allosterik bölgesinden ayrılıp tepkimenin hızlı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Allosterik düzenleme, allosterik regülasyon diyoruz arkadaşlar. Oldukça kolay bir şeydir aslında, bildiğimiz bir şey. Sadece ismini bilmiyoruz. Allosterik düzenleme unutmayın. Şimdi gelelim, bakın şuraya devam ediyorum. B diyorum arkadaşlar. Kovalent düzenleme. Kovalent düzenleme. Kovalent düzenleme olayında ise enzimin aktif hale gelebilmesi için arkadaşlar fosfat gibi bir molekülün yapısında bulunması lazım. Eğer fosfat varsa enzim çalışıyor. Fosfat yoksa arkadaşlar enzim çalışmıyor. İşte biz buna da ne diyoruz? Kovalent düzenleme diyoruz. O zaman yazalım. Fosfat gibi
fosfat gibi bir molekülün bağlanması enzimi çalıştırır. Ayrılması enzimi durdurur. Burada kovalent bağlarla bağlandığı için kovalent düzenleme söylenmiştir. Evet, bir de son olarak gelelim zimojen aktivasyonu. C diyoruz. Zimojen aktivasyonu. Arkadaşlar, zimojen aktivasyonu nedir? Bu da hani jen, soluna jen eki getirilen enzimler vardır, değil mi? Bunlar inaktif enzimlerdi. İşte bunların aktif hale getirilmesine biz zimojen aktivasyonu diyoruz. Yazalım o zaman hangi enzimlerdi? Mesela örnek verelim. Pepsinojen, işte tripsinojen gibi. Tripsinojen, glikojen, değil mi? Yazabilir miyiz glikojeni? Yazamıyoruz. Neden? Çünkü glikojen bir karbonhidrattır, polisakarittir, enzim değildir. Tripsinojen gibi maddelerin, gibi enzimlerin aktif hale getirilmesidir. Zimojen aktivasyonu da budur arkadaşlar. Mesela size soruda şöyle sorabilir. Der ki zimojen aktivasyonu ile ilgili hangisi doğrudur? Veya kovalent düzenleme ile ilgili hangisi doğrudur gibi şeyler sorabilir. Genel olarak ne olduğunu bilin. Gerisi önemli değil. Gerisini zaten yaparsınız arkadaşlar. Şimdi enzimlerin bu videosu birazcık uzun sürdü ama size deneylerden de bahsetmek istiyorum. Deneyleri de anlatıp daha sonra bu videoyu bitirip sonraki videomuzda soru çözümü yapacağız. O zaman şöyle yazayım, bakın başlık olarak enzimlerle ilgili deneyler yazacağım arkadaşlar. Enzimlerle ilgili deneyler. Şimdi burada neden bu deneylere üstünde duruyorum? Çünkü hidrojen peroksitle yapılan bir deney var arkadaşlar. Bu hidrojen peroksitle yapılan deney çok karıştırılıyor. O yüzden ben bu deneyi özel olarak vermek istedim. Burada iki tane deney anlatacağım size. Bunlardan bir tanesi hidrojen peroksit ve katalaz etkileşimi deneyi arkadaşlar. Şöyle bir diyorum. Bir, hidrojen peroksit. Neydi hidrojen peroksit? H2O2 değil mi? Hidrojen peroksit, katalaz etkileşimi deneyi. İkinci deneyde de buna bir de sıcaklığı katacağız. Burada sadece hidrojen peroksit ile katalazı anlatacağım. Arkadaşlar, katalaz nerede bulunuyor? Katalaz karaciğerde. Karaciğerde bulunan peroksizom dediğimiz bir organel var. Bunun içerisinde bol miktarda katalaz enzimi var. Bu enzim hidrojen peroksitin su ve oksijene parçalanmasını sağlıyor. Böylece zehir etkisini gideriyor. Bakın. Deneylerde arkadaşlar şöyle soruluyor bize. İşte parça et veriliyor, bütün et veriliyor veya küçük küçük parçalara ayrılmış karaciğer veriliyor. Et dediğim karaciğer bu arada. Bir de arkadaşlar kıyılmış karaciğer veriliyor. Ama bunlar pişmemiş tabii ki. Çünkü pişince enzimin yapısı bozulacak. Diyor ki hidrojen eşit miktarda hidrojen peroksit ortama ekleniyor. Birim zamanda açığa çıkan oksijen miktarının sıralamasını soruyor. Hangisinde daha çabuk ortaya çıkar, daha çok ortaya çıkar? Arkadaşlar, eşit miktarda hidrojen peroksit verilirse, birim zamana baktığımız zaman kıyma haline getirilmiş karaciğerde daha fazla ortaya çıkar birim zamanda bakın. Tek bir anı soruyorsa bize. Ama en son deneyin sonunda hangisinde daha çok var derse hepsinde eşit deriz. Çünkü eşit miktarda hidrojen peroksit kullanılıyor. Eğer bize birim zaman sorarsa kıyma olanda daha fazla çıkar. Ama deney sonunu sorarsa arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? Deney sonunda hepsinde eşit miktarda olur. Çünkü hidrojen peroksit eşit kullanılıyor. Burada öncelikle hidrojen peroksitin substrat olduğunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle karıştırmayın. O zaman şöyle yazayım bakın. Karaciğerde katalaz enzimi H2O2'yi su ve oksijene parçalar.
O ikiye parçalar. Böylece ne yapıyor? Zehir etkisini gidermiş oluyor. Yani tepkimemiz şöyledir. H2O2 su artı arkadaşlar 1 bölü 2 O2. Buradaki 1 bölü 2 yazmamız tepkimeyi denkleştirmek amacıyla. Evet, şimdi burada hemen şöyle deney kaplarımızı çizelim. Bakın. Bunlar deney kaplarımız bizim. Arkadaşlar birincisine bütün, bakın hepsinde aynı gram. 10 gram bütün karaciğer koyalım. Bütün karaciğer. Bunu arkadaşlar 10 gram parçalanmış veya kuşbaşı diyebiliriz karaciğer. Buna da 10 gram kıyma karaciğer. Kıyma karaciğer. Yani kıyma haline getirilmiş karaciğer koyuyoruz. Şimdi burada tabii ki hepsinin çiğ olması lazım dediğim gibi. Yani deneyde zaten size çiğ olduğunu söyler. Çiğ olmasa bile, hani söylemese bile onu çiğ olarak varsayacaksınız. Eğer pişmişse ayrıca söylemesi gerekiyor. Çünkü pişmiş olan da zaten enzimin aktivitesi gitmiş olur arkadaşlar. Şimdi burada bakın. Şöyle bütün karaciğerimiz var. Burada kuşbaşı karaciğerimiz. Burada da arkadaşlar kıyma haline getirilmiş karaciğerimiz var. Ve hepsine eşit miktarda hidrojen peroksit aktarılıyor. Bakın eşit miktarda. O zaman yazalım mesela 100 mililitre H2O2. Hepsinde 100 mililitre arkadaşlar H2O2 olsun. 100 mililitre H2O2. Burada öncelikle substratın, bakın öncelikle substratın H2O2 olduğunu unutmayın. Substrat budur. Hani genelde soru çözerken sanki H2O2 enzimmiş gibi düşünebiliyoruz. Özellikle TYT ayeti anlattığım zamanlarda öğrenciler bunun ayrımını yapamıyorlardı. Hani çok fazla karmaşaya düşüyorlardı. Bizim de düşme ihtimalimiz var. O yüzden burada bahsediyorum. Enzim nerede bulunur? Enzim de karaciğerin içerisinde bulunur arkadaşlar. Katalaz enzimi. Şimdi burada bakın asıl mesele substrat yüzeyi değildir. Bakın substrat yüzeyi değildir. Substrat zaten H2O2. Zaten o hani yüzey alanı genişletilebilecek bir substrat değil. O yüzden buradaki bizim amacımız nedir? Buradaki tepkimenin hızlı gerçekleşmesini sağlayan olay nedir arkadaşlar? Enzimin bakın kıyma olan karaciğerden daha fazla enzim açığa çıkmasıdır. Tamam mı? Asıl sebebimiz budur. Kıyma olandan daha fazla çıkar. Parçalanmış olandan biraz daha az çıkar enzim ama bütün karaciğerden en az çıkar. Şimdi birim zamanda şuna 1 diyelim, şuna 2 diyelim, şuna da 3 diyelim arkadaşlar. Birim zamanda üretilen oksijen miktarı hangisinde en fazlaydı? Bakın 3 numarada en fazla, sonra 2 numarada, sonra da 1 numarada arkadaşlar. Unutmayın. Bakın birazdan diğer deneyde anlattıktan sonra not olarak yazayım buraya. Unutmayın. Birim zamanda diyorsa bu şekilde kıyma olandan işte kuşbaşı sonra da bütün ete doğru gideceksiniz. Ama tepkime sonunda oksijen miktarlarını karşılaştırın derse hepsine eşit diyeceğiz. Çünkü hepsinde ne kadar var? Hepsinde 100 mililitre yani eşit miktarda H2O2 var arkadaşlar. Direkt mesela üretilen oksijen demez, tepkime hızı der. O zaman da ne diyeceğiz yine? 3, 2, 1 şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi gelelim ikincisine. Bakın ikinci deneyimiz nedir? Hidrojen peroksit yani H2O2 katalaz enzimi ve sıcaklık etkisi deneyi. Arkadaşlar burada hidrojen peroksit ve katalaza özgü bir de ne yapacağız? Sıcaklığa bakacağız. Şimdi sıcaklık bizim vücudumuzda enzimlerin en iyi çalıştığı aralık nedir arkadaşlar? En iyi çalıştığı sıcaklık değeri 36 ile 37 derece arasındadır. Burada biz karaciğerden aldığımız için karaciğerin sıcaklığı eğer ki 36-37 derece arasındaysa en iyi şekilde çalışır. Ama 37'den daha yüksek mesela hani 40'a kadar sıkıntı olmaz ama 40'tan sonrası sıkıntı olur. Çünkü enzimin yapısı bozulur.
İşte 36'dan daha aşağı indiği zaman, yine 32-33'e kadar sıkıntı olmaz ama ondan daha aşağı indiği zaman enzim çalışmaz arkadaşlar, unutmayın. Ama düşük sıcaklıkta enzimin yapısı bozulmuyor. Sıcaklık tekrar eski haline getirildiği zaman enzim çalışabiliyor. Ama yüksek sıcaklıkta enzimin yapısı bozulduğu için eski haline getirilse de artık enzim çalışmıyor. Bunu da burada söylemiş olayım, unutmayın. O zaman şöyle bir yine deney tüpü yapalım bakın. Şöyle deney tüplerimiz. Arkadaşlar burada yine ezilmiş şöyle 10 gram ezilmiş karaciğer var. Burada da yine 10 gram ezilerek kaynatılmış, bakın. Ezilerek kaynatılmış karaciğer var. Şimdi ezilmiş çiğ karaciğer, bakın burada çiğ karaciğer. Burada da ezilerek kaynatılmış karaciğer var. Bunun sıcaklığı arkadaşlar 35 derece. Bunun sıcaklığı da 35 derece. Hani 35, 36, 37 dediğim gibi en iyi çalıştığı aralıklardır. Şimdi baktığımız zaman yine her ikisine de 100 mililitre H2O2 ekliyoruz. Şöyle 100 mililitre H2O2. Hangisinde? Şurada ezilmiş karaciğer, şurada da ezilmiş karaciğer ama bu kaynatılmış. Hangisinde oksijen çıkışı gözlenir? Hangisinde gözlenir? Tabii ki bir numarada gözlenir, değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü burada çiğ karaciğer var. Burada kaynatılmış karaciğer var. Kaynatılmış olan da ne olur? Enzimin yapısı bozulur. Bakın hemen yazıyorum. Enzimin yapısı bozulur. Ve enzimin yapısı bozulduğu için tekrardan eski dereceye getirilse bile çalışmaz arkadaşlar. Unutmayalım. Enzimin yapısı bozulduysa artık geriye dönüşü yoktur. Ama mesela 0 dereceye konulup tekrardan 35 dereceye çıkarılsaydı o zaman enzim çalışabilirdi. Şimdi gelelim. Burayı anladık, değil mi? Ben bir de şu notu yazmak istiyorum. Not. Bu arada şunu da yazayım arkadaşlar. Burada şurada oksijen çıkışı olur. O2 çıkışı olur. Burada O2 çıkışı olmaz. Bunları da yazmış olayım. Şimdi not olarak şunu söyleyeyim. Bakın şu deneye göre, birinci deneye göre. Birinci deneye göre. Birim zamanda diyorsa, birim zamanda O2 çıkışı diyorsa 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 diyeceğiz. Ama tepkime sonunda, bakın tepkimeler sonunda, tepkimeler sonunda O2 çıkışı diyorsa o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 eşittir 2 eşittir 3 diyeceğiz. Sebebini de söylemiştim. Çünkü eşit miktarda H2O2 var. Bu yüzden arkadaşlar tepkime sonunda hepsinde eşit miktarda oksijen çıkışı görülür. Burada sadece hız karşılaştırması yapacağız. Üçüncüsü daha hızlı gerçekleşip biterken, ikincisi biraz daha yavaş, birincisi ise en yavaş şekilde gerçekleşir. Mesela şu diyelim ki 10 dakikada gerçekleşiyor. Bu 20 dakikada, bu 30 dakikada. Ama bütün tepkimeler tamamlandığında hepsinde oluşan oksijen miktarı eşittir. Unutmayalım. Evet, bu şekilde arkadaşlar enzimlerle ilgili deneylerimizi de anlatmış olduk. Böylece enzimleri bitirdik. Sonraki videoda soru çözümü yapacağız. Belki bu videoyu ayırabilirim. Hani duruma göre devamı olarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 18 dakika olmuş. İkisini birleştirirsem bayağı uzun sürecek. O yüzden ne yapalım, en iyisi ben bu videoyu ayrı olarak yayınlayayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.